Basur için hangi doktora gidilir? Basura hangi bölüm bakar? Günlük yaşamda önemli oranda sekteye uğratan, en ciddi rahatsızlıklar içerisinde başvur gelir. Peki? Yaşanan bu soruna karşı, hangi doktora gidileceği, merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Android problemi olarak da bilinen bu rahatsızlık, alınacak randevu üzerine, muayene eşliğinde tedavi yöntemleri üzerinden ortadan kaldırılır. Tıp dünyasının gelmiş olduğu nokta dahilinde, artık başvur problemi, kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmaktadır. Tabii burada önemli olan, zamanında ve doğru bölüm ile doktora başvurmalıdır. Başvur için hangi doktora gidilir? Başvur problemi ile karşı karşıya kalan kişiler, genel cerrahi uzmanlarını başvurmaktadır. Alınacak olan randevu dahilinde, genel cerrahiye yönlendirilen kişiler, uzman doktor kontrolünde tedaviye alınır. Bu konuda iç ve dış basur çeşitlerine bağlı olarak, değişik tedavi yönteminde ele alınır. Genel cerrahi bölümünün sorumluluğu dahilinde gerçekleşen bu tedavi yöntemleri, basur, bir diğer adıyla hemoroid sorununu, kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır. Özellikle geçirebilecek olası probleme karşı, erken zamanda uzman doktora başvurmak en önemli husustur. Basura hangi bölüm bakar? Tıp dilinde hemoroid olarak da bilinen basur problemine, genel cerrahi bölümü bakar. Bu konuda uzman doktor kontrolünde gerçekleşen tetkik ve teşhis ile beraber sonuç ortaya çıkarılır. Böylece, iç ya da dış basur problemine bağlı olarak, farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemleri eşliğinde, sorun kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılır. Çünkü günümüzde, problemine karşı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Basur muayenesi nasıl yapılır? Öncelikle hastanın herhangi bir şekilde utanmasını sebep olmayacak bir biçimde, basur muayenesi gerçekleşir. Makat bölgesi ve kalın bağırsağın olduğu noktaya, uzman doktor parmak yöntemi üzerinden muayene gerçekleştirir. Böylece akla gelebilecek olan diğer farklı sağlık sorunları konusunda da teşhis gerçekleştirme imkanı elde edilir. Erken zamanda tedavi edilmesi gereken önemli sağlık sorunları arasında bulunur. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.